İnsanın insanda ortaya çıkan düşünce, hisler, meyiller, arzular şeytanın varlığından, kendi dimağında, kafasındaki serbest bölge denilen yere, cinler, ervah-ı habise, mevad-i şerire, bulunduğumuz yanlış ortamlar, oturup kalktığımız yanlış insanlardan buraya mesajlar giriyor. Şimdi içimizde dürtüler olur. Yani iyiyim, iyi değilim, canım onu istiyor. Bu şer'i ise, yani Allah'ın dinine uygunsa, fıtratımıza da uygundur. Bu dolayısıyla bizimdir. Fıtrata uygun olan istekler, arzular bizimdir. Fıtratımıza zıt olan şeyler seninle alakası yok. Bu istekler seninle alakası yok. Şimdi buraları zaten hepiniz biliyorsunuz da, bileceğim şu. Şimdi eğer insan kendisini tanır ve içinde kendisine rağmen, kendisinden zıt, kendisine düşman bir sistemin varlığını bilirse, ki şeytan ve türevleri, bu sefer kendisinin dışındaki bir şeyle savaşır. Bu savaş şuuru insana güç verir. Yani istekleri, arzuları insanı çökertmez. Vay ben ne kadar alçağım, ne kadar şahsiyetsizim, bu sıkıntıdan aşamadım, beceriksizim, düzelemedim demesinden kurtulur. Yani düşman hariçtir artık. Bildiği anda düşman hariçtir. Hariçle savaşmak kolaydır. Eğer 13. lemada dediği gibi onun istekleri, onun arzuları, onun fikirlerini kendimiz zannedersek, içimizden geçeni hep ben zannedersek, hariç demesek, içimizde haricen birisi var, onu kendimizi zannediyoruz. İşte tehlike şurada, savaş kendinden kendine oluyor. Psikoloji sorun buradan başlıyor. Kendinden kendine savaşmak, bu ben bir hastayı ziyaret etmiştim de ona benzetiyorum, hep o aklıma geliyor. İzmit'e gitmiştim, İzmit hastanede yatıyordu. Vücut derisini, vücut var ya bir şey, beden, insan vücudu, derisini, etini yabancı kabul ediyor. Dolayısıyla vücut deri yabancı kabul ettiği için savaşıyordu. Deriyi eritiyor. Deriyi yok ediyor. Derinin olmasına müsaade etmiyordu. Yani kendinden kendine savaş oluyordu. Dolayısıyla içimizde olan bu olumsuzlamalar bizimle alakası yok. Bunu zaten biliyorsunuz da tekrar o cümleyi söyleyeyim. İnsan kendisinde farklı bir sistem çalıştığını, farklı birilerinin olduğunu, farklı isteklerinin olabileceğini, çünkü o da bir zat, o da bir mahluk, farklı fikirleri olabileceğini, farklı hisleri, arzuları olacağını bilirse, düşman hariç olur. Savaşma kolaydır. Yok, İçeride böyle bir farklı sistemin, donanımın olduğunu bilmesen, düşman kendin kendin olur. Kendin kendin olursun. Kendine kendin olursun. Kendi kendini yersin. Dolayısıyla bu savaş korkunç yıkımlara sebebiyet veriyor ve muvaffak olunamaz hiçbir zaman. Hiçbir zaman düşman hariç olarak bilinmese, benden dışımda birisidir bilinmese, bu savaşın hiç kimsenin kazanabileceği mümkün değil. Peygamberler de dahil. Muvaffak olmanın, psikolojik düzelmenin veya dertlerin, sıkıntıların vesaire çeşidin düşmanın hariç olduğunu, savaşın ona olduğunu, hariç olduğunu bilirsen savaş kolaydır. Şöyle bir misalimiz vardı. Şimdi
Ben size söylüyorum, siz cevap verin. Diyorum ki sana, bunu dinleyene diyorum. Kardeşim, bilmediğim bir devlete, bilmediğim bir mevsimde, bilmediğim bir adamı memnun etmek için hediye al, gideceğiz. Desem, bilmediğim bir memlekete, bilmediğim ayda, bilmediğim bir insanı, bilmediğim bir hediye al. Ne alırdın sen? Bilmediğim bir devlet, kutuplar mı, ekvator mu, sıcak yer mi, soğuk mu? Bilmediğim bir ay, soğukta mı, sıcakta mı, yaz mı, sonbahar mı? Bilmediğim bir insan, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, büyük mü, şişman mı, zayıf mı, beyaz mı, sarışın mı? Bilmediğimiz bir insanı, bu insanın neyle memnun olur, hangi hediyeyle memnun olur? Bilmediğimiz bir hediye götürsek, kutuplara gitsek palto götürürüz, ekvatora gitsek tişört götürürüz, kadınsa kadın, erkekse erkek hediyesi götürürüz, nereden hoşlanır onu da bilmiyoruz. Aynı bunun gibi işte dört tane şey. Düşman hariç olursa, savaşmak, taktik geliştirmek, yöntem geliştirmek ve onlara karşı mücadele etmek kolaydır. Ama o düşman dediğin kaynama olursa, nasıl ki aşı var, ağaçlarda aşı var, ilk önce farklı iki sistemdir. Zaman geçtikçe hiç kimse o aşıyı görmez. O iki tane farklı ağaç tek olur. Bizim Karadeniz'de çok olur. Bir ağaca çıkarsınız, dört tane meyve var aynı ağaçta. Kışın yenen armut var, siyahlaşan armut var, Eyüp armutu var, Rimca dedikleri bir armut var, dört tane. Yani dört tane aşı yaparsınız. İlk önce, ilk dönem aşı belli olur. Zaman geçtikçe ağaç bunu tanımasa kendisinden zannediyor. Kökten hepsini aynı anda besleyince kökten çıkan hepsi aynı eşit oluyor. Artık ağaçta bir gövdede bir farklılık göremezsin. Ne zaman farklı görürsün? Yediğin zaman farklı olur. Aa, bu meyve niye farklı? Bakarsın hiçbir farklılık yok. Aynı onun gibi çocuklukta bize bulu çağına kadar bir aşı konmuş. Tam bu aşı kapanacakken bulu çağa bu şey geliyor. Şuur geliyor. Yani bulu çağı geliyor. Çocukluk dönemi bitiyor. Bunu farklı kılarsan o ağaç farklı büyür. Farklı nasıl kılarsın? Dersin ki bu şudur, Eyüp armutudur, bu Himca'dır dersin. Ve ona göre budama yaparsın. Ona göre, çünkü hepsinin budaması ayrıdır, kış armutu da ayrıdır. Yok, hepsine eşit davranırsan onlar eşitlenir. Aynı buna benziyor. Demek ki hariçtekiler dahildedir. Tehlike oradadır. Memleketler, surlar dahildeki ihanetten çöker. Doktorla ilaç da düzeliyor. Çünkü o hormonla bedensel bir şeyi var. Doktorla bizim bu konuşma arasındaki fark ne? Doktorluk, onu da bilmek lazım ki hepsinin hakkı var. Doktorluğun da hakkı var. Vücuttaki elementler, maddeler, hormonlar eksik olursa, fazla çalışırsa, illa eksik olması şart değil, fazla çalışırsa, az çalışırsa gibi. Doktorla bizim konuşmamız arasındaki fark şu. Doktorlukta, psikiyatriste, psikologlarda, aile hekimlerinde şunu der. İçinden doğan o sesleri, o istekleri, o düşünceleri şöyle yok et, böyle yok et, böyle meşgul ol, düşünme, bunu yap, bunu yapma. Hep bu merkezli çözümler üretiyor. Bizim dinin sunduğu şu, senden çıkan o olumsuzlamalar diyor ki, İçinde senin vücudunda, ruhunda,
o bedensel yapıda farklı bir sistem var. Onun adı şeytan ve türevleri. Şeytan, cin, kafir cinler, erva habiseler, mevad-i şerireler. Yani doktorluk orada, mevad-i şerire. Bak yukarıdan aşağı iniyorum. Doktorluk nerede? Şeytan var. Onun talebesi var, kafir cin. Erva habise. Mevad-i şerire, şeytan, cin, erva habise, yani düşüncelerin, nazarın, insanların nazarın, sihir, büyü, ortamların insana, radyo, televizyon, videolardan insana yüklenenle erva habise deniliyor. Dört, bu erva habiseler vücutta kuvvet buldukça hücreye dönüşüyor. Bunun adı da mevad-i şerire. Doktorluk burada işte. Bir daha, doktorlar bu insanda ortaya çıkanı böyle yok et, böyle düşün, böyle düşünme, bunu yap, bunu yapma endekslidir. Din şöyle der, senin vücudunda, ruhunda, sisteminde sana rağmen çalışan bir sistem var. Bunu fark et. Bu sefer bunu fark ettin mi? Onunla savaşmıyorsun. O fikirlerle, o arzularla, bunu yap, bunu yapma, onunla savaşmıyorsun. Ha diyorsun ki ya bu arzu buradandır. Ve inandırıcı da oluyor. Ötekisi onunla savaşmak için kendisini perişan ediyor. Ama böyle olursa, yani şeytan denen bir sistem, türevleriyle beraber bir sistem var. Havana rağmen çalışıyor. Bu sefer insana da hem o kendisinin dışında olduğunu, özgüveni geliyor, hem de insana zevk veriyor. Niye? Savaşmak insana keyif verir. Cihattır bu. Dinimizde işte bunun adı büyük cihattır. Savaşmak küçük cihattır. Yani böyle bir sistemin çalıştığını, nerede? Bu sistemden ortaya çıkanla savaşmak nerede? Fark bu. Selamun aleyküm.